Efendim BV Akademi ekranlarından tekrardan merhaba diyoruz sizlere. Yeni bir bölüm ile daha karşınızdayız. Efendim bu bölümde sizlere inşallah Osman bin Zeyd radıyallahu anh'ın türbesinin önünden sesleniyoruz. Osman bin Zeyd el Ensari radıyallahu anh. Efendim radıyallahu anh dememden eshab-ı kiram olduğunu tahmin etmişsinizdir. Ensari isminden dolayı da Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri ile akraba olacağını da tahmin etmişsinizdir. Efendim kendisi Eshab-ı Kiram olduğu rivayet edilmektedir. İstanbul'un fethi için gelen orduya katıldığı ve gelip burada vefat ettiği, burada defnedildiği rivayet edilmektedir. Efendim kendisi Ebu el-Ensari Hazretleri'nin İstanbul'da metfun bulunan, Eyüp Sultan'da metfun bulunan Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri'nin buradaki kitabedeki yazılana göre amcası olduğunu, fakat farklı iki rivayet daha var. Bunlardan bir tanesi Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri'nin amcasının olduğu, bir rivayete göre de kardeşi olduğu yönündedir. Fakat burada yaygın olarak bilinen Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri'nin amcasının olduğudur. Efendim kendisi İstanbul kuşatması için ta Hicaz'dan kalkıp bu topraklara kadar gelip maalesef İstanbul kuşatmasına katılamamış sahabilerden bir tanesidir. 668 yılında teşkil edilen ve İstanbul kuşatması için teşkil edilen İslam ordusunun içerisine katılan 33 sahabeden bir tanesi olduğu rivayet edilmektedir. Malumunuz olduğu üzere bu bölgede olan, yani bu bölgeye yakın olan bir de Abdülkerim Hazretleri vardır. Yani Malik bin Ebi Habli radıyallahu anh vardır. O da Akyazı'dadır. O da işte o 33 sahabeden bir tanesidir efendim. Aynı zamanda Ali bin Malik var. Onun oğlu olan, o da orada. Ama o kuşatmaya gitmiş, orada yaralanmış. Dönüşte yarasından dolayı şehit olup oraya defnedilmiştir. İşte ya bu bölgede bu Eshab-ı Kiram efendilerimiz, yani düşünün Hicaz neresi, Akyazı, Adapazarı neresi? Ta buralara kadar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o müjdesine nail olabilmek için gelmişler. İstanbul'u fetheden, daha doğrusu şöyle söyleyelim, Konstantiniye'yi fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Orayı fetheden asker ne güzel askerdir. O müjdesine nail olabilmek için ilerlemiş olan yaşlarına rağmen kalkıp buralara kadar gelmişler. Sırf İstanbul'un fethine katılabilmek için. İşte efendim bu, yani bahsettiğimiz, bu bölüm içerisinde bahsettiğimiz 3 sahabeden sadece bir tanesine, yani Ebu Ayyub el-Ensari Hazretlerine İstanbul'un kuşatmasına katılabilmek nasip olmuştur. Malumunuz olduğu gibi de o da orada zaten hastadır. Hastalığı da daha da ilerler ve orada vefat eder. Bununla ilgili biraz sonra yine detaylı bilgi vereceğim ama Osman bin Zeyd el-Ensari Hazretleri'nin şeyini tamamlayalım. Ondan sonra ona geçelim inşallah. Efendim Osman bin Zeyd el-Ensari Hazretleri aynı zamanda bu bölgede de, yani Emirdağ mezarlığında ve bu bölgenin de efendim her bölgede malumun olduğu gibi en yüksek evliya. Şöyle bir rivayet olunur ki o bölgenin en mübarek zatının sancağı altında toplanılacaktır. Ahirette buyrulur ya. İşte Osman bin Zeyd el-Ensari Hazretleri de bu bölgede o sancağı eline alacak mübarek zat olduğu tahmin edilmektedir. Çünkü bu Eshab-ı Kiram olduğuna göre bu bölgedeki en yüksek kişi kendisidir efendim. O yüzden Osman bin Zeyd el-Ensari Hazretleri'nin buradaki türbesi sık sık ziyaretçilerle dolar taşar. Aklınızda olsun, burası Adapazarı merkezde. Karasu'ya giderken sol tarafta kalıyor fakat Karaman'a giderken sağ tarafta kalıyor. Navigasyonu yazıp çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Buraya gelip ziyaret edebilirsiniz Osman bin Zeyd el-Ensari Hazretleri'ni. Şimdi hemen kısaca Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri'nden de bahsedelim. Efendim kendisi malumunuz olduğu üzere Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mihmandarıdır, sancaktarıdır, evinde misafir etmiştir. Yani Eshab-ı Kiram Efendilerimizin büyüklerindendir Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri. O da biraz önce söylediğim gibi 670 yılında İstanbul'un fethi için teşkil edilmiş orduya katılıyor ve İstanbul'un önlerinde kuşatma esnasında rahatsızlığı artıyor. Ve rahatsızlığı arttığı zaman da şöyle bir vasiyette bulunuyor. Diyor ki beni İslam ordusunun gittiği en uç noktaya kadar götürün. Orada defnedin ki benden sonra gelen İslam ordusu da benden daha da ileriye gitmek için çaba harcasın. Bir de tabii Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözü var. Buyuruyor ki Konstantiniyye'de kalenin yanında bir Reculi Salih defnolacaktır diye bir sözü var. Bu söze de nail olmak, bundan da bereketlenmek istiyor. Ve efendim hatta o sırada ordu kumandanı olan Yezid bin Muaviye kendisi hasta yatağında bizzat ziyaret ediyor.
Tabii bundan çok memnun oluyor. Bir müddet sonra iyice ağırlaşarak vefat ediyor. Fakat o vasiyet ettiği için bekliyorlar, hemen defnetmiyorlar. Ne zamanki kuşatma kaldırılıyor, İslam askeri geri dönecek. İşte o zaman İslam ordusunun gittiği en uç noktaya kadar götürüp oraya defnediyorlar Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'ni. Bir müddet türbe orada kalıyor fakat daha sonra yok oluyor. Bilindiği gibi Akşemseddin Hazretleri'nin İstanbul'un fethinden sonra kabri bulana kadar o şekilde gidiyor. Şimdi de elhamdülillah öyle bir mübarek eshab-ı kiramın sancağı altındayız ve her daim ziyaret edip himmetlerine talip oluyoruz. İnşallah bizler de ona kavuşanlardan oluruz diyelim. Efendim, bu mübarek zatları sizlere naklediyoruz. İslamiyet'in ve Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadının yayılması için, onları müdafaa edenlerin isimlerinin duyulması için, siz de bizden duyduklarınızı başka yerlerde anlatırsanız çok memnun oluruz. Tabii buna niyet olarak işte videolarımızı paylaşırsanız, kanalımıza abone olur ve yorum yazarsanız, videolarımızı beğenirseniz daha çok geniş kitlelere de ulaşmış oluruz bu vesileyle. Bu da sizden bizim bir istirhamımız. İkinci bir istirhamımız var. Mübarek zatların kabirlerine gittiğiniz zaman lütfen bizleri de hatırlayıp dualarınızda bizlere de yer verin diyelim. Ve Veva Akademi ekranlarından bu bölümü de burada noktalayalım. İnşallah başka menkıbe ve kısalarda buluşmak üzere. Şimdilik Allah'a ısmarladık efendim.